Merhabalar arkadaşlar. 28 Ocak İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir'de 6 koşul bir program bizleri bekliyor. 6'lı ganyanla başlayacağız. 10 safkan start alıyor. 7'de koşulacak bir koşu cuma gününün yarışları arkadaşlar. İlk olarak Antalya'nın da yarışlarının olduğunu belirtelim. Kanalımızda mevcut. Onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şart 3 bir koşu olacak geçtiğimiz sene şart 3'ünü doldurmamış olan 4 yaşlı Arapların start alacağı 1600 mesafe kum pistte yapılacak olan bir yarış. Son yarışlarında iyi gelen isimler olduğunu görüyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar en son yarışında 26 gün evvel kazanan bir safkan 12 gün evvel kazanan bir safkan var burada. Ee, gördüğünüz gibi burada tercihler yapılabilecek isimler doluca var. Bunlardan biri şeker turbo 6 numara bahsettiğimiz. Diğeri 3 numara babam benim. 1 numara aslanım. Burada esasen dikkat çekmek isteyeceğim bir isim. 12 gün evvel 4. olmuş bir safkan. E, fakat 1.55-15'lik güzel bir derecesi var. Yine 12 gün evvel 6. olan bir önceki yarışını kazanan ve 1.54'lük buranın en iyi derecesi sahip olan Safkan Gökhan Gökçe ile birlikte Za Zafir açık açıkçası arkadaşlar burada eee, Zafir kesinlikle tercih edilmesi gerekecek bir saf olacaktır. Ben burada 8 numarayı öncelikli sayıyorum. Diğer kalanlarda 3, 6 ve 1 numara isteğe bağlı olarak tercih edilebilir. 8 numaranın yanına beğendiğiniz atı yazmanız. O yüzden burada arkadaşlar en uygun olanıdır diyorum. İkinci koşuya geçiyoruz. 12 safkanın start alacağı bir koşu. Burada 15 handikap dişlere mahsus bir yarış izleyeceğiz. 4 yukarı Araplar 1600 metre kum pistte koşacaklar. 12 gün evvel en son bir yarış kazanan 1.53-27'lik güzel bir dereceye sahip olan bir safkan burada. Baktığımızda ilk olarak Berkant Gökçe ile Aprantis ile Porsuk Kızı ön plana çıkan safkanlardan birisi. 2 adet ekürü var arkadaşlar burada. Onu da belirtmiş olalım ekürlerde açıkçası yazmak istediğiniz varsa tabii ki yazabilirsiniz şans arttırmak adına ben burada bu ekürüyü tercih edeceğim 10 gün evvel en son bir yarış kazanan bir safkan kuğu güzeli ekürüsü bir numara fadik ile birlikte start alıyor o yüzden burada 2-7 diyoruz öncelik olarak esmer göz var arkadaşlar çok iyi bir safkan 14 gün evvel yarış kazandı ee, açıkçası burada mesafede e, sorun yaşar mı bilmiyorum. En iyi derecesi birazcık kötü bir derece ama 2019'dan beri bu mesafede koşmamış gördüğünüz gibi o yüzden muhtemelen ondan kaynaklı. Kötü olduğu zamanlarda koşmuştur diyelim. Esmer göz iyi bir at arkadaşlar. Burada onu da yazılması gerekir. E, 2, 5 257 en geniş kupondur. 5 numara önceliklidir. Onu belirteyim. Sona bıraktık tabii ki ama e, neticede 5 numara önceliğimiz olacaktır. E, Görkem Öztürk'le Küşi var 4 numara. Onu da beğenenler varsa yazabilirler. E, yani... 5 numara önceliğimiz peşine burada 2 tane safkan, 2 tane safkan yazalım. Ekürleri yazıp yanına ister, isteyenler küşüyü yazsın, isteyenler Porsuk kızını yazsın derim. Geçelim 3. koşuya arkadaşlar. 10 safkan start alıyor. Maiden satış bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar öncelikle iki yarıştır ikinci gelen safkandan bahsedeceğiz. Mustafa Şekle birlikte startlıyor. Çerkez Bey ve Siyah Göz Özcan Yıldırım'la. O da iki yarıştır ikinci geliyor. E, o da 21 gün evvel en son start almıştı. Bu ikiliyi yazıyoruz arkadaşlar. Bir de bu mesafede en iyi olan safkan bir üçüncülü bir beşinciliği, bir ikinciliği var. Gökhan Kocakaya ile Maybe More 4 numara. E, burada ön planında çıkıyor. Yani buranın oynanacak en geniş kuponu 1-4-6 olacaktır arkadaşlar. Ancak 4 numarayı tek atabiliriz. Neden tek atabiliriz? Çünkü en iyi derece onda ve gerçekten çok iyi bir dereceye sahip rakiplerine kıyasla. Yani 1-30-45, 1-32-77 ama bu safkan 1-29-88'de. Bir idmana bakalım son durumları nelerdir? 4 numara Maybe More 37 24 20 en iyi iş onda. Arkadaşlar 4 numara çok büyük önceliğimiz olacak. Siyah göz 51 30 25 30 da gelmiş vaziyette. Açıkçası ee, şuradan bir şey de kontrol edelim. Hemen detayına bakalım. Çalışır vaziyette yapmış Maybe More. Ee, şimdi anlayacağız evet ama şimdi bu şu da var. Siyah gözle rahat vaziyette yapmış işini. O yüzden orada bir fark olacaktır arkadaşlar. Yani 4 ve 6 birbirine çok yakın gideceklerdir. Çerkez Bey 1 numaralı onları takip edecektir yine burada. 4 numara önceliğimizdir. Devamını istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Burada 1 numara ve 6 numarayı yazabilirsiniz ya da 4 numarayı tek atabilirsiniz. Alsancak koşusu 8 safkanın start alacağı bir koşu arkadaşlar. Grup 2-3 yaşlı İngilizler 1400 mesafede yapılacak. Kum pistte olacak bir yarış. Ee, burada uzun süre bir galibiyet serisiyle 4 yarışlık galibiyetle gelen 1.27.30'luk bir dereceye sahip olan Nevzat Avcı ile 1 numaralı Dragon Pulse arkadaşlar iyi bir safkan. 3 numara Lord of Yıldızer Halis Karataş'ta start alacak. Son yarış 3. daha evvel 3 birincilik peşine bir dördüncülük bir birincilikle gelmişti. 6 yarıştırdı da yine tabela yapan bir safkan. Ee, sadece 5 kez start alan 4'ünü kazanan Ahmet Çelik vaiz var. Warden Cliff 8 numara Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son iki yarışını kazandı bu safkan. Burada benim ön planda gördüğüm isimler bunlar arkadaşlar. Ee, genel fikrim burada... 8 numara Warden Cliff'in avantajlı olduğu yönündedir. çok da stil olarak da beğendiğim bir safkandır arkadaşlar Warden Cliff. Burada tek atmanızı öneririm. Ama açık yarıştır. aynı zamanda burada Lord of the gibi, Dragon Post gibi diğer saydığım atlar ve saymadıklarım da hatta yani hepsi iyi atlar diyebiliriz burada. güzel isimler var arkadaşlar. burada beğendiğiniz isim varsa yazmanız en doğrusudur ama ben 8 numarayı tek diyorum. Ee, öncelikli safkanımız diyorum. Ee, bu şekilde geçebiliriz. Bir sonraki koşuya 5. koşu 5 safkanın start alacağı bir koşu. Şart 5 dişi. 4 yukarı İngilizler 2000 metre kum pist. İşte şu anda altılımızın en garanti, en sağlam tekine geldik arkadaşlar. Bir numara Satorini Girl arkadaşlar. Burada Halis Karataşlı 57 kiloda. Ee, son yarışı ikinci geldi. Daha evvel 3 yarış üst üste kazanmıştı. Yani son yarışta ikinci geldi ama neticede atın kalitesi ortada tartışılmaz vaziyette resmen. burada tek geçiyoruz arkadaşlar. Satorini gör bir numarayı kesinlikle tek geçiyoruz. 2 numara 56 gün arayla geliyor. Bir numara kadar formda iyi bir safkanı 56 gün arayla gelen bir safkan geçemez diye düşünüyorum. 24-30-51 ile gelmiş vaziyette burada. Bak bakalım işine rahat vaziyette yapmış bu, bu safkan işini. Ee, bir numara Sadorini Girl 37 ve 24-60 yapmış vaziyette ee, o da yani iki numara Caliente burada çok beğenenler tamam mı yazabilirler bir şey demiyorum yüksek handikaplı. ya tamam ben bir numara Sadorini Girl tek diyorum hele hele Halis Karataş e, varken üstünde kesinlikle geçilmeyecektir burada bu yarışı kazanacaktır diyorum. Altıncı ve sonuncu koşu arkadaşlar 14 safkanı start alacağı şart 2 x1 yani şart 2 Temmuz ayından beri doldurmamış atlar. Ama bir bakıyorsunuz sanırsınız açık yarış gibi mübarek öyle bir şey var ki hele bunun bir de siz kaydını görecektiniz arkadaşlar. Ana baba günüydü zaten yani bizim de safkanımız vardı misal Biceroğlu'nun burada kaydı vardı. Yani böyle dedik şart 2 yarış mı olur? Hele hele Temmuz ayından beri yani Temmuz'dan beri şart 2'sini doldurmamış diyor arkadaşlar. Sene başı değil bu senenin başı değil. Geçtiğimiz sene Temmuz'dan beri doldurmamış. Şu hatlara bakın. Alp Tuan, Koca Muğla'lı, Gökçe Star, Demir Bars. Yani kimler kimler ne oluyoruz dedik ya ne oluyoruz ya böyle bir yarış mı olur? Sanırsız grup koşuluyor böyle bir şey olamaz yani inanılmaz şart 2 düzeyinde bu safkanların start alıyor olması çok enteresan gerçekten bu raddede olması işlerin. Ee, şimdi bir idmanlara bakacağız arkadaşlar bu yarış için. 26.70 41 en iyi iş Gökçe Star'da 4 numaralı safkanda arkadaşlar 26 Ocak'ta yapmış idmanını yakın tarihte güzel bir iş yapmış vaziyette şu anda bu safkan. Ee, bakalım hemen e, burada detayına e, rahat mı yapmış evet rahat yapmış bir de yani e, 26.70 ve 41 rahat yaptıysa VAT çok güzel formdadır şu anda. Alptuhan arkadaşlar binini 1.10 gelmiş kondisyon daha çok çalıştırmışlar çünkü 40 günlük bir arayla geliyor 1.24 bin 1.10. 28.80. Sonda biraz tıkanmış belli oluyor. Nefes yapmış ama mesafe kısa. 1400 Alp Duan buralarda iyi gelebilir. Koca Muğla'lı mesela Alp kıyasla daha kötü durumda diyebiliriz. Sonradan açılmış gördüğünüz gibi 27'ye düşmüş ama 1.12, 1, 1, 1, 1.200'ü 1.27 e, yeteri kadar şu anda kondisyon olarak iyi olmadığını düşünüyorum. E, Koca Muğla'nın zaten son yarışta da 7. gelmişti Safkan. Burada Gökçe star. Gökhan Gökçe ile birlikte yazılacak bir Safkan ve bir numara An 1-4 buranın en küçük oyunudur. Geniş oyunlarda 5 numara Demir Bars gibi bir safgan ilave edilebilir kalitesiyle. 3 numara Koca Muğlalı da yine de ilave edilebilir kalitesiyle. Diğer safganlardan özellikle beğendiğiniz varsa mesela iki yarıştır 4. gelen Kutlu Şah'ım Nevzat Avcı ile birlikte yazılabilir. Buraya başka bir isim ya da düşünüyorsanız tercih edebilirsiniz bu koşuda. Gerçekten o dediğim gibi yani gördüğünüz üzere yani Demir, Bars, Gökçestar, Koca Muğlalı, Alp Tuan burası maşallah var sanırsınız yani kısa vade açık yarış gibi bir şey. Burada dedim arkadaşlar 5. koşu Santorini gör mümkünse tek olsun 2 numarada yazılabilir yine de. Win for Elif de var burada gerçi o da iyi bir safkan ama biraz geride kalacaktır bu atlar 1 numaranın gerisinde kalırlar bence. 2 numara zorlar ama 56 gün arayla geliyordu o yüzden sıkıntı yaşayacaktır 1 numara kondisyonu tam yerinde. O yüzden orada tek diyoruz. Burada da 8 numara avantajlı peşine istediğiniz gibi dedik. Burada arkadaşlar 4 numara avantajlı peşine 1-6 dedik. Ee, bu koşuda da e, yine arkadaşlar ekürlerden dedik 7 numara. Önceliğimiz dedik 5 numara esmer göz. 4 numara küşü eklenebilir dedik. 2 numara porsuk kızı eklenebilir dedik. Ve ilk ayakta da zaten babam benimden bahsettik. Şeker turbo'dan bahsettik. Aslanımdan bahsettik. Ama avantaj 8 numara zafirde dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mümkün olduğunca kısa tutarak ufak bir kupon yapıyoruz. Her zamanki gibi ki bu sayede siz istediğiniz ilaveleri üzerine yapabilirsiniz. Antalya videomuz da yayındadır. Onu da seyretmek isterseniz bulabilirsiniz kanalımızda. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.